İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Gaziantep'te Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu cemiyet binasında Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Toplantı salonunda Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'te yaşanan sıkıntıları dile getirerek, yerel basın olarak yükümüz çok ağır diyen Ay şu açıklamalara yer verdi. Sayın Genel Başkanımızın yerel basına verdiği önemin farkındayız. Geçtiğimiz aylarda Marmaris'te Anadolu Medya Buluşması'nda Türkiye'nin dört bir tarafından katılan yerel basının sahipleri, temsilcileri ve o toplantıda yerel basının sorunları ve sıkıntıları konuşulmuştu. Bugün tekrar yine Genel Başkanımızla birlikteyiz. Genel Başkanımızı 2,5 yıl önce yine cemiyetimizde ağırlamıştık. Basın olarak, özellikle yerel basın olarak demokrasinin yılmaz savunucularından birisiyiz. Bu ziyaretlerden mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kısaca cemiyetimizden de bahsetmem gerekirse, biz temelleri 1969 yılında atılan Güneydoğu'nun en önemli STK'larından birisiyiz. Bu meslekte nice şehitler vermiş ama yılmamış, emek vermiş, köklü bir kurumuz. Önümüzdeki yıl 50. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Bunu da özellikle buradan belirtmek isterim. Sayın Genel Başkanım, Gazi şehrimiz bir barış şehri. Gaziantep, Orta Doğu'daki olaylardan en fazla etkilenen şehirlerin en başında yer alıyor. Umuyoruz ki bölgemizde yanan ateş bir an önce söner, coğrafyamıza barış gelir. Bizler de bu misafirlerimizin büyük bir kısmını evlerine uğurladıktan sonra işimize, aşımıza, ticaretimize ve ihracatımıza daha fazla odaklanma fırsatı buluruz. Değerli meslektaşlarım, ülkemizi 24 Haziran'da önemli bir seçim bekliyor. Biz buradan tüm siyasi partilerimize başarılar diliyoruz. Seçimler demokrasinin gereğidir ve son sözü vatandaşa bırakılacağı tarihlerdir. Bu seçimde de vatandaşımız son sözünü 24 Haziran'da söyleyecektir. Umuyoruz ki bu dönemi de birbirimizi kırmadan, dökmeden, incitmeden sağduyulu bir şekilde atlatırız. Bunun için siz siyasilerimize ve biz medya mensuplarına büyük görev düşmektedir. Bizler yerel basın olarak bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye büyük özen gösteriyoruz. Ben tekrar tüm meslektaşlarım adına, aramızda olduğunuz için bizlere şeref verdiniz, hoş geldiniz. Yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Genel Başkanımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Sayın Başkan, son derece güzel bir konuşma yaptınız, etkili bir konuşma yaptınız. Size yürekten teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise medyanın dördüncü güç olduğunu belirtti. Medyanın kamu görevi yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Suriye'deki iç savaşın bitme noktasına geldiğini belirterek, uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım dedi. Medyanın varlık nedeni güce teslim olmak değil, gücü denetlemektir. Güce teslim olan medya, medya olmaktan çıkar, sadece gücü temsil eden bir organa dönüşmüş olur. Ama medya gücü eğer denetlerse, yanlışını denetlerse, o zaman medya gerçek anlamda demokratik bir kurum olarak toplumun sorunlarını dile getiren bir organa dönüşmüş olur. Bizim anayasamızda ki çok önemlidir, 28. maddesi basın hürdür, sansür edilemez diye. Gayet açık, gayet net. Basın hürdür, sansür edilemez. Ama bugün geldiğimiz noktada
basının hür olduğu ve sansür edilmediği gibi bir gerçekle karşı karşıya değiliz. Tam tersine farklı bir gerçekle karşı karşıyayız. Basın büyük baskı altındadır. Basın mensupları büyük baskı altındadır. Bizi üzen, derinden üzen temel nokta ise 20 Temmuz darbesinden sonra çok sayıda gazetecinin hapse atılmış olmasıdır. Bunların bir kısmı serbest bırakıldı, bir kısmı hala tutuklu. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye, dünyada demokrasi gelişmiş bir ülke olarak adlandırılır. Eğer gazeteciler hapisteyse, yazdıklarından ötürü hapistelerse, kalemlerinden ötürü, düşüncelerinden ötürü hapistelerse, o ülkede demokrasiden söz edemeyiz. O açıdan biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak medyayı dördüncü güç olarak anayasaya yazalım diye çok açık ve net bir çağrımız doldu. Bütün siyasi partilere. Yasama, yargı ve yürütme var. Dört, diyelim ki milli iradeyi temsil eden, milli iradeyi bir anlamda dillendiren kurumların başında da medya gelir. Dördüncü güç olarak medyayı yazmalıyız. Değerli arkadaşlarım, medyanın dördüncü güç olması halkı doğru bilgilendirmesine bağlıdır. Gücü denetlemesine bağlıdır. Gücün yanlışını kamuoyuna aktarmasına bağlıdır. Böylece gücün halk için çalışmasını, millet için çalışmasını sağlamış olur. Gücün kontrol edilmesini bir anlamda, kamu tarafından kontrol edilmesini de sağlamış olur. Bu bağlamda yapılması gerekenler var. Medyanın bağımsızlığı ve özgürlüğü açısından yapılması gerekenler var. Bunlardan birincisi şudur. Özellikle yerel medyanın desteklenmesi gerekiyor. Basın İlan Kurumu'nun bu bağlamda yeniden yapılandırılması gerekiyor. Basın İlan Kurumu'nda yerel medya temsilcilerinde olması gerekiyor. Ve Basın İlan Kurumu'nun vereceği ilan bedellerinin mutlaka ekonominin günlük koşullarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Uzun süredir Basın İlan Kurumu'nun fiyatlarının sabit kalmış olması yerel medyada büyük sorunlar yaratmaktadır. Bir başka önemli nokta, medya çalışanlarının kesinlikle sendikalı olması lazım. Çünkü medya çalışanı aynı zamanda medya patronuna karşı da bağımsız olabilmelidir. Haberini özgürce yazabilmeli ve haberinin arkasında durabilmelidir. Neye güvenerek? Sendikasına güvenerek. Ben doğru bir haber yazdım ve o doğru haberin arkasında duruyorum diyebilmelidir. Bu özgüveni biz gazetecilere vermek durumundayız. Tabii normalde yasasına göre tarafsız olması gereken bir başka kurumumuz daha var. Adına TRT diyoruz. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Ama bugün gördüğümüz tablo, özellikle seçimlere gidiyoruz. Daha önce referandum sürecinde de olmuştu. Ve ondan önce de yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olmuştu. TRT büyük ölçüde tarafsızlığını kaybetmiş bir kurum olarak karşımızda duruyor. Biz o dönem Yüksek Seçim Kurulu'na TRT'yi şikayet etmiştik ve tarihinde en ağır cezaları aldı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Tarafsız olması gereken bir kurumun tarafsız olmadığı bir mahkeme tarafından, bir kurul tarafından, bir yargıçlar heyeti tarafından kabul edildi ve ceza kesildi. Şimdi aynı süreci yeniden yaşıyoruz. Aynı süreci. Seçime giren adaylar arasında ayrımcılık yapılıyor. Bir adaya olağanüstü zaman ayrılıyor. Bir adaya kısmen ayıp olmasın diye zaman ayrılıyor. Diğer adaylar ise hiç görülmüyor. O adaylar da bu ülkenin adayları. O adayları da destekleyen vatandaşlarımız var. Ve o vatandaşlarımız da o adayların neler söylediğini duymaya ihtiyaçları var. Ve bunu yapması gereken TRT'nin tarafsızlığını kaybedip iktidarın borazanına dönüşmesi kabul edeceğimiz bir uygulama değildir. Bunun hesabının mutlaka verilmesi lazım. İktidar olanlar eğer korkmuyorlarsa TRT'yi serbest bıraksınlar. Korkmuyorlarsa. Güçlerini devletten alan, yani devletin kurumundan alan bir kişinin Türkiye'yi yönetme şansı yoktur. Özgürlüğe inanıyorsa, demokrasiye inanıyorsa, vatandaş doğruları bilsin, doğruları öğrensin. Eğer buna inanıyorsa TRT'yi serbest bırakmalıdır. Yasasında var, tarafsız olması gerekir. Biz Gaziantep'teyiz, Gazi kentimizdeyiz, tarihin koktuğu bir kentteyiz
tarihin koktuğu bir kentte, bağımsızlık mücadelesinin verildiği bir kentte Suriyeli kardeşlerimiz var. Elbette ki Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere elbette ki kucak açtık. Hiçbir sorunumuz yok orada. Ama Suriyeli kardeşlerimizin, Suriye'de çatışma dönemi uzun süredir neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım. 30 milyar dolar onlar için para harcandı. Helal hoş olsun. Bu ülkenin fakiri, fukarası, zengini herkes bir şekliyle buna katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Orta Doğu'yu aynı zamanda bir barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Ve bunun için kendi seçim bildirgemizde bir teşkilat kuracağız. Ve bunun sözünü verdik ve bunu gerçekleştireceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilatın kurucuları olan 4 ülke söz konusu. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. 4 ülke bir araya geleceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Böylece egemen güçlerin Orta Doğu'da bu 4 ülkeden bağımsız olarak zaman zaman 4 ülkeyi çatıştıran, zaman zaman barıştıran politikalarından bağımsız olarak 4 ülke kendileri oturup kendi sorunlarını çözebilecekler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu, dolar olduğu yerde duruyor, düşen Türk lirası. Dünyanın en yüksek faize borçlanan ülkesi Türkiye. Bunları 24 Haziran'dan sonra yapacağız diyor, şimdi yap, elinden tutan mı var? Türkiye tarımı üzerinde 16 yıldır egemen devletlerin dayatması var diyerek sözlerine şöyle devam etti. Referandum sırasında söylüyorum. Freni patlamış bir kamyona binmişiz, hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz. Aynı süreç devam ediyor. Freni patlamış bir kamyonda hep beraber gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil. Söz ediliyor. Efendim dolar yükseldi, dolar cümle oldu, dolar böyle oldu. Dolar olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Düşen Türk lirası. Sorun dolarla borçlarında. Sorun dolarla ödemeyle. Daha fazla Türk lirası bulacaksınız ki eski doları bulasınız. Yakalayasınız, alasınız. İş dünyası tedirgin. Anneler tedirgin. Emekliler tedirgin. Çiftçi tedirgin. Sanayici tedirgin. Herkesin kafasında kocaman soru işaretleri. Ne olacak bu halimiz diye. Sizin sorunlarınıza yanıt vermeye çalışacağım. Kafanızda şu veya bu şekilde oluşan sorunlara yanıt vermeye çalışacağım. İşçi intihar eder. İşsizim diyor. Çiftçi kendini yakmaya kalkar. Geçinemiyorum diye. Banka borçları nedeniyle. Sanayici intihar eder. Bakın, gerek işçi, gerek sanayici, gerek çiftçi üçünün bir özelliği var. Nedir özellikleri biliyor musunuz? Bunların üçü de üretmek ister. Üretmek ister. Üretimden gelir, güçlerini üretimden alırlar. Sanayici öyle, çiftçi öyle, işçi de orada çalışır, kazanır ve alın terim. Rantiye sınıfından intihar eden, rantiye sınıfından kendisini yakan bir adam gördünüz mü hiç? Hayır. Niye yok? O zaman şu soruyu hepimiz kendimize sormak zorundayız. Bu düzenden kim memnun? Kim memnun bu düzenden? Bu düzenden memnun olan ve memnun olmayan. Bu düzenden memnun olanlar rantiye sınıfları. Parası var, pulu var. Bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda. Her tarafında para. Üretim yok. İşçi çalıştırmak da yok. Bir masa, bir sandalye. Borç mu istiyorsun? Faizin kaç olacak diyor. İçeride, dışarıda. Rakam vereceğim size. Rakam vereceğim.
Bu rakamları her arkadaşının gittiği yerde anlatması lazım. Her arkadaşının, herkesin söylemesi lazım. Son 16 yılda, son 16 yılda dışarıda bir grup faiz lobisine ödenen faiz 151 milyar 34 milyon dolar. Yani bu ülkenin yeni doğan çocuğu dahil 90-100 yaşındaki vatandaşına kadar 81 milyonu bu ülkede vergi veriyor. 81 milyon. Ve bu 81 milyonun ödediği verginin bir kısmı dolarla yapılan borçlanma karşılığı yurt dışındaki faiz lobilerine ödenen faizdir. Ne kadar? 151 milyar 34 milyon dolar. Gaziantep'li çalışkan iş dünyası bütün bu olayları bilir. 151 milyar dolar faiz ödenen bir ülkede ne yapıldı? Ne yapıldı? Bu dışarıya ödenen. Bir de içeri ödenen faiz var. Devlet tahmini hazine bonusu alır, karşılığında faiz geliri elde eder. Onların Mart 2018 rakamını veriyoruz. Ödenen faiz 687 milyar 124 milyon lira. Eski parayla 687 katı milyon lira. Seçime kısa bir süre kala saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti'nin milletvekili adaylarından Ahmet Üzer ve Müslüm Yüksel, Aymed Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Seçime kısa bir süre kala saha çalışmalarını hız kesmeden devam eden AK Parti'nin milletvekili adaylarından Ahmet Üzer ve Müslüm Yüksel, AYMT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. 16 yıldır iktidarda olduklarını ve ülkeye çok güzel hizmetler yaptıklarını hatırlatan Üzer, halkımız yapılan hizmetlerin farkında. Hiç kimse heveslenmesin. Özellikle Gaziantep'te bizim bileğimizi kimse bükemez. Çünkü biz muazzam bir ekibiz dedi. Bir ay anlatacağız bunların hepsini. Yani ekonomiyi anlatacağız, sanayiyi anlatacağız. Biz yaptığımız hizmetleri anlatmaya zaman kalmıyor insanlarla konuştuğumuzda. Ama bizim yaptığımız bu zamana kadar ki hükümetlerimizin yaptığı çalışmaları zaten insanlar içinde yaşayarak görüyor, biliyor. Ha, hatırlatma babında bazen bir üzerinden şöyle hızlı bir şekilde geçiyoruz ama bu söylediğim şeyler bu seçimin çok kilit ve önemli aktörleri. İkincisi, Cumhurbaşkanı adaylarının kendi kimliklerinin dışında bir tavır sergilemeleri. Ben Muharrem İnce'yi çok iyi tanırım. 22. dönemde 5 yıl beraber milletvekilliği yaptık. 2,5 yıldan da beri de 26. dönemde bu oranda yapıyoruz. Yani ben Muharrem İnce'nin böyle bir muhafazakar, böyle bir inançlarına sahip çıkan bir olduğunu görmedim, bilmiyorum ama şimdi neredeyse Kur'an-ı Kerim'den düşünülecek. Ben onun takdirini de zaten Cenab-ı Allah yapacaktır. Yani bu inanç meselesini, bir takiye meselesi getirenlerin Cenab-ı Allah belasını verir bir şekilde. Yani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Ama şu andaki söylemlerine baktığımda o söylemleri dinlediğimde benim o otobüsün üzerinde gördüğüm Muharrem İnce benim bildiğim Muharrem İnce değil. Mesela biz bunun çok farklı söylemlerine şey yaptık. Mesela çok ciddi ve rigid bir başörtüsü düşmanıdır. Bunun için yaptığı, geçmişte yaptığı konuşmalar var. Bunların hepsi gün yüzüne çıkacaktır. Kızların, hanımların niye başını bağlıyoruz? Erkeklerin gözünü bağlayalım diyen bir adam. Yani başörtüsüne kadınların başını bağlamayalım, erkeklerin, günahsız erkeklerin gözünü bağlayalım diye yaklaşan bir figür. Bunların yarın ses kayıtları, görüntüleri hepsi çıkacaktır. Belki çıkmaya başlamıştır da yani. Tamam. Onun için biz kendi yaptıklarımızı ve kendi yapacaklarımızı ciddi bir şekilde insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz ve varsa sorunları onları dinliyoruz. Mesela köylerde fevkalade gördük. Yani Şahin Bey'imizin köyleri de, Şehitiyamızın köyleri de. Allah razı olsun. Desteğimizde herhangi bir azalma yok. Hatta artma var. Listelerimiz için ciddi
birileri şeyler çıkardı. Biz de görev istenmez verilir. Aday olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz, partimizin yetkili olanı. Hangi listeye olur verirlerse bizim başımız gözümüz üstündedir. Buna da hiçbir itirazımız olmaz. Sen özellikle İbrahim'ciğim çok iyi hatırlarsın. Ben 7 sene il başkanlığı yaptıktan sonra 7 Haziran'da listede konmadım. Hiç siz benim Ahmet Üzer olarak bu davaya hizmet eden biri olarak o dönemde partimin aleyhinde veya bu liste aleyhinde en ufak bir söylemimizi hiçbir kimse duymadı. Niye? Biz arkadaşlarımıza başarılar diledik ve o listenin arkasında durduk. Sonra da 1 Kasım oldu. Tekrar listeye konduk. Yani mesele bizde diğer partilerdeki gibi. Listede ben varsam liste var, parti var. Ben yoksam parti de yok, listede yok. İşte bizi diğer partilerden ayıran en önemli etken budur. İşte bakın burada arkadaşlarımız var. Bizlerle beraber aday aday olan. Bakın liste belli oldu. Onlar bizimle beraber işte bizi başarıya ulaştıran, bizi diğer partilerden ayrı kılan bu. Şimdi listeyle tepki noktasında şu ana kadar hiçbir şey duymadım. Evet. Onu özellikle söylüyorum. Yazılanları, çizilenleri, insanların kendilerine göre yaptıkları değerlendirmeleri biz takip ediyoruz. Herkesin de değerlendirmesine saygı duyarız. Eğer kişilik şeylerini aşmadıktan sonra biz saygı duyarız. Ama biz bir tenkit hakkımız bile olsa bunu saklı tutarız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun başkanlığındaki heyetin verdiği karar bizim için son karardır. Gaziantep milletvekili olmak ve Gaziantep'e hizmet edecek olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu ifade eden AK Parti 7. sıra milletvekili adayı Müslüm Yüksel, AK Parti ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum dedi. Bizim kendi açımızdan, yani bizim için Gaziantep'in milletvekili adayı olmak, Gaziantep'e hizmet edecek olmak bizim için çok büyük bir şeref. Ben de bu ekibin, bu AK Parti ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de elimizden gelen çabayı gösterip mahcup olmamak istiyoruz. Partimizi en üst seviyelere taşımak, Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesini sağlayacak bir oy oranına ulaştırmak istiyoruz. Gaziantep genelinde, Gaziantep'teki potansiyelimizin daha da üzerine koyarak inşallah. 16 Nisan referandumunda gençlerin seçilme yaşı 18, seçme yaşı 18'di ama seçilme yaşı 25'ti. 25 yaşından sonra milletvekili olunabiliyordu. 16 Nisan referandumuyla birlikte her alanda İlker'in partisi olduğu gibi partimiz yine bir ilki başardı ve gençlere güvenini ortaya koydu. Seçilme yaşını 18'e düşürdü. Biz de tabii yani o an için aklımızda öyle bir düşünce yoktu milletvekili. Yani biz siyasetin içinden gelen bir aileyiz ama babam siyasete devam ediyordu. Bizim sonraki hayat planlamamızda vardı siyaset. Emre Akvaki olunca, babam vefat edince biz siyasetin geleneğinden geldiğimiz için davamıza da katkı sunmak adına milletvekili adayı olarak aday aday olduk şehrimize hizmet etmek için. Ve çok şükür Allah nasip etti. Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz uygun gördü. Aday gösterildik. Genç olmamın hem şöyle bir, yani ben dezavantaj olarak ya muhakkak belki zaman içerisinde bazı şeyleri tecrübe etmek adına belki dezavantajlarımız olabilir ama biz dediğim gibi 3 kuşaktır siyaset yapan bir aileyiz. Dedem benim yaşımda Şanlıurfa Suruç'ta belediye başkanı seçilmişti. Sonrasında Bilecik'te belediye başkanlığı yaptı. Görev başında vefat etti. Babam keza 2 dönem Bilecik'te belediye başkanlığı yaptı. Sonra Allah nasip etti Gazi şehrimize milletvekili oldu. Bizler de yani ben doğduğumda babam belediye başkanıydı. Biz hep siyasetin içinde büyüdük. Siyasetle beraber yaşadık. Hep küçüklüğümüzden beri memleketimizin sorunlarına kafa yorduk. İnşallah
Bundan sonrasında da böyle devam edeceğiz. Ülkenin başta ekonomik olmak üzere bir kuşatma altında olduğunu söyleyen AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, dolar kuru bilinçli bir şekilde artırılıyor diyerek sözlerine şöyle devam etti. Türkiye hakikaten fiilen kuşatılmış durumda. Güneyimizde Büyük İsrail Devleti projesini gerçekleştirmek adına 5000 tır dolusu silah yığıldı. Bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Gezi eylemleri 17-25 yargı darbesi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve işgal hareketi işten bir kuşatmanın olduğunu ortaya koydu. Gördük, yaşadık. Ekonomik olarak bir kuşatma var. Dolar kuru bilinçli bir şekilde artırılıyor. Amaç bu toplumu ekonomik olarak terbiye etmeye çalışmak. Her alanda Türkiye kuşatılıyor. Neden? İki sebebi var. Bir, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana 16 yıl içerisinde Türkiye üretimi arttırdı, ihracatı arttırdı. Her alanda büyüdü, gelişti. Ve kendi bölgesinde lider bir ülke haline geldi. Dış politikada baktığınız zaman 16 yıl önce Türkiye kendisine biçilen, rolü oynayan bir ülkeyken şimdi artık oyun kurucu haline geldi. Artık dünya beşten büyüktür diyebilecek bir güce sahip oldu. Niye? Türkiye gelişti, büyüdü. Hamdolsun savunma sanayinde %70'lere varan bir güce sahip oldu. Bir üretimimiz var artık. Bu coğrafya her zaman bulunduğu önemli sebeplerden dolayı savaş olmuştur, kan olmuştur, gözyaşı olmuştur. Sebebi şu, bu bölge Müslümanlar içinde, Yahudiler içinde, Hristiyanlar içinde her anlamda çok önemli bir coğrafya. Coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada güçlü olursak ayakta kalabileceğiz. Şu anda Türkiye güçlendi. 24 Haziran'da istiyorlar ki bu gücü ortadan kaldıralım. Neden AK Parti hedef? Neden Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hedef? Bundan dolayı hedef şu anda. İstiyorlar ki bu gücü kıralım, aşağı çekelim, Büyük İsrail projesini gerçekleştirelim. İstiyorlar ki Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturalım. Sayın Vekilim Hazretleri, 2 gün boyunca köylerdeyiz. Emin olun, halkımız bunun farkında. Türkiye'nin hedef seçildiğinin farkında. Bu tehlikenin bertaraf edilmesinin en önemli faktörünün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu farkında. AK Parti olduğunu farkında. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi özdeşleşmiştir. İyi Parti Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı sanayici Can Tuğsuz, Oluşum Gazetesi imtiyaz sahibi Meral Ay'ı ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Tuğsuz, 24 Haziran seçimlerinde oldukça iddialı olduklarını söyledi. Gaziantep'teki seçmenlere çağrıda bulunan Tuğsuz, Gaziantep'te Kamil Ocak Sadı'nın yerinin ne yapılacağına dair karar veremeyen bir anlayış, bu ülkeyi nasıl yönetecek, bu ülkeye nasıl gelecek vaat edecek, Kamil Ocak Sadı'nın yerine ne yapılacağını belediye değil saray karar veriyor diye konuştu. Gaziantep'li seçmen şunu görmeli. Türkiye'de daha Kamil Ocak Stadı'nın yerine ne yapılacağına dahi karar veremeyen bir hükümet var. Kamil Ocak Stadı'nı siz sanıyor musunuz ki belediye karar veriyor yerine? Hayır efendim. Kamil Ocak Stadı'nın yerine ne yapılacağına saray karar veriyor. Daha Kamil Ocak Stadı'na milletin ne yapılmasını istediğini bile bilmeyen, bu kadar halkından kopmuş ve kendi derdine düşmüş bir hükümet var. Gaziantep'li bunu anlamalı. Bu kadar basit bir şeye bile karar veremeyen insanların Gaziantep'te nasıl insanlardan oy isteyeceğinden ben şaşırıyorum. Şimdi İyi Parti Türkiye'deki siyasi çıkmazı, kutuplaşmayı
ortadan kaldırmak üzere yola çıktı. Türkiye'de ortadan kaldırılan adaleti, hukuk sistemini, demokrasiyi tekrar tesis etmek için Türkiye'yi özlediğimiz, aradığımız güven ortamına kavuşturacak gelişimi sağlamak için ortaya çıktı. Biz açıkçası bu harekete katılırken insanlar şunu arıyordu. Siyasi görüşüne bakmadan, insanları birbirinden ayırıp kutuplaştırmadan birleştirecek kim olabilir cevabını arıyordu ve İyi Parti bu cevabı sağladı millete. İyi Parti'ye katılmamızın sebebi bizim Türkiye'de özlediğimiz şeyleri vaat etmesiydi. Adalet, hukuk, parlamenter demokrasi, sadece tek adamın sözüyle hareket edilmeyen, insanların toplumun görüşüne değer verilerek, çoğunluğun görüşüne değer verilerek hareket edilen bir Türkiye hayal ettik. İyi Parti bize bu hayali tekrar akıllarımızda canlandırdı. Bu ateşi tekrar canlandıran İyi Parti oldu. O yüzden İyi Parti. Hiç şüphesiz bunu kimse inkar edemez. Gaziantep'in en büyük iki problemi var. Birincisi ekonomi, ikincisi Suriyeliler. Suriyeliler dediğim zaman tabii ki mülteci sorunu diyebiliriz buna. Kimisine göre bir iki sıralaması değişebilir ama bu iki sorun. Bu iki sorunun çözümü de Gaziantep'te değil. Bu iki sorunun çözümü de Ankara'da. Bu iki sorunun çözümü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dolayısıyla biz bu sorunları çözmek için Türkiye'yi değiştirmemiz lazım. Türkiye'nin istikametini doğruya ve hak yoluna döndürmemiz lazım. Bunları yaparsak bu iki sorun da zaten çözülecek. Mesela bunu şöyle izah edeyim. Suriyeli problemini çözmek için bir kere tutarlı bir dış politika ve iç politika gerekli. Biz zamanında Suriyelileri kaydını almadan, kim girdi kim çıktıya bakmadan hepsini Türkiye'ye salmasaydık şu anda Gaziantep Suriyeli sorunuyla baş etmeye çalışıyor olmayacaktı. Dünyanın her yerinde savaştan kaçan, mağdur olmuş, evleri yıkılmış insanlar kamplarda ve özel alanlarda tutulurlar ve onlara imkanlar sağlanır. Biz bunu yapmanın yanı sıra onları şehirlerimize ve Türkiye'nin içerisine saldık. Bu en başında yapılmaması gereken bir hareketti ve milletin hem huzurunu bozdu, hem kültürünü bozdu, hem ekonomisini bozdu. Esnafın yanını açan aynı ürünleri satan Suriyeli esnaf ne vergi veriyor, ne sigorta veriyor, ne hiçbir hukuk kanunu tanıyor. Dolayısıyla esnafın, orta gelirli vatandaşın şeyini bozdu adamlar, ekonomisini bozdu. Gaziantep Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden birisi. Yalnız Gaziantep'te ben bir sanayici olarak, bir iş adamı olarak şunu görüyorum. Sanayici korkuyor konuşmaya. Konuşursam, tarafımı belli edersem, bir devlet politikasını eleştirirsem yarın ben ekmeğimden olacağım, yarın ben vergi memurlarıyla karşı karşıya geleceğim, yarın ben haksız muamele göreceğim devlet katında düşüncesiyle herkes görüşünü saklıyor, eleştirisini, düşüncesini dile getiremez durumda. Dolayısıyla insanlar konuşabilmeyi özlediler. Susmaktan sıkıldılar, konuşabilmeyi özlediler. Sanayinin de durumu bu. Sanayici de tabii ekonomik gidişattan son derece rahatsız. Genel Başkanımızın Gaziantep'e gelmesi çok önemli. Genel Başkan dün itibariyle 71 adet il gezdi parti kuruluşundan beri. Halkın çok muazzam bir teveccühü var. Yalnız ne yazık ki halk bunu televizyonlardan izleyemiyor. Benim Gaziantep'lilerden ricam, mutlaka Demokrasi Meydanı'nda saat 2'deki Meral Akşener mitingine gelsinler. Ve gelemeyenler de sosyal medya üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Meral Hanım ne diyor? İyi Parti ne diyor? Türkiye için nasıl bir gelecek hayal ediyor? Vatandaşımız bunu öğrensin, vatandaşımız bunu anlasın. Nurdağ ilçesine bağlı Bademi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İlyas Bahar'a ait tarlada yangın çıktı. Ekili arazisi küle dönen İlyas Bahar, bir yıllık emeğinin gözleri önünde yanarak kül olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı. İş makineleri kül açarak
Nurdağ ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Bademi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İlyas Bahar'a ait tarlada elektrik nakil hatlarından sıçrayan kıvılcım nedeniyle tahmin edilen yangın çıktı. Nurdağ Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan ve buğday ekili arazideki yangın hızla büyüyerek rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere sıçradı. Biçili olan yaklaşık 350 dönüm araziyi dağ küle çeviren alevler, 110 itfaiye ekipleri, arman işletme arazözleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşlara ait traktörlerin yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşayan İlyas Bahar, bir yıllık emeğinin gözler önünde yanarak kül olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı. Yangının kesin nedeni araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Gaziantep'te kursa giden 3.716 kişi okuma yazma öğrendi. Şimdi benim söyleyeceğim cümleyi siz defterinize yazarken ben de tahtaya yazayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Gaziantep'te kursa giden 3.716 kişiye okuma yazma öğrendi. Emine Erdoğan'ın Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği kampanyasına büyük katkı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, yerli ve yabancı olmak üzere bugüne kadar toplamda 3.716 vatandaşa Türkçe okuma yazma öğretti. GASMEK şubelerinde okuma yazma öğrenmek isteyen yetişkinler için açtığı kurslara gelen vatandaşlar bir yıl içinde okuma yazma belgesini aldı. Okuma yazma seferberliği ile okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen GASMEK aynı zamanda Suriyeli misafirlere de Türkçe eğitimi veriyor. Biz hastaneye gittiğimizde sıra bize geldiği günleri bilemiyorduk, soruyorduk yetişimizdeki arkadaşlara. Şimdi çok mutluyum. Okuyup yazıyoruz. Hangi otobüse bineceğimizin üstünü okuyoruz. Bir ilaç aldıklarımızın üstünü okuyoruz. Ben Fatma Bağcı. Kur'an'a geliyorum. Kur'an'dan buraya çıkıyorum. Çok güzel ve çok mutluyuz. Okuma yazmayı öğrendik. Hocamızdan Allah razı olsun. Nereye gidip geldiğimizi biliyoruz. Adreslerimizi okuyoruz. İmzalarımızı atıyoruz. Çocuklukta yaşamadığım okuma yazmayı bugün yaşıyorum. Çok mutluyuz. Ben Remziye Yılmaz. 56 yaşındayım. Kasme'ye kızımla geldim buraya komşu için geliyorlardı. Hasta kabul için. Ben görmüşler. Ben gitmem dedim. Kaçarım. Ben laf yiyemem dedim. Kızım dedi anne hocalarımız çok iyiler dedi. Geldik Allah razı olsun. Ben Sena Hoca'nın öğrencisiyim. Oradan da o beni bu hocamıza yazdırdı. Buradan da çok memnunum. Memnun olmasam kaçardım. Şimdi güzel okuyorum. Güzel de yazıyorum. İnşallah daha güzel okuyacağım. Sağ olsun hocamız sabırla bizi eğitiyor. A Çınca. Çınca. Açınca ağzını düşürdü nemalesini. Çok güzel işte bu. Güzel. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.